Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizim hayatımıza yön versin diye gönderdi. Bizim aklımız var, peygambere ne ihtiyacımız vardı? Ama akıl yetmiyor ki. Biz aklımızla beraber namazı nasıl tespit edebilirdik? Orucu nasıl tespit edebilirdik? Zekatı nasıl tespit edebilirdik? Haccı nasıl tespit edebilirdik? Haramları, günahları nasıl tespit edebilirdik? Cenneti, cehennemi nasıl tespit edebilirdik? Bizim peygambere ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem ne için gönderdiğini doğru anlamak lazım. Size şöyle bir örnek vereyim kıymetli dostlar. Ayet-el Kürsi'yi yazıyorsunuz, üzerinize takıyorsunuz. Efendim bir takım kazalardan, belalardan korunmak maksadıyla olabilir mi? Olabilir diyen alimler daha çoktur. Peki, Ayet-el Kürsi değil, Kur'an-ı Kerim'in tamamını yazsanız, üzerinize takmış olsanız, bu beni korusun diye, bu bir iman, inanç meselesidir, böyle inandın tamam. Ama vallahi billahi Kur'an-ı Kerim bunun için gönderilmedi. Hayatımıza şekil vermek için indirildi. Ahlakımızı düzeltmek için indirildi. Eğer ben Allah'ı dinlemezsem, peygamberi dinlemezsem kimi dinlemiş olurum? Biz şeytanı dinlemiş oluyoruz. Şeytanı dinlemiş oluyoruz. Ya Allah'ı ve Resulünü dinleyeceksin veya şeytanı dinlemiş olacaksın. Eğer biz dersek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir, son peygamberdir, sultanul enbiyadır, peygamberlerin sultanıdır, ancak benim hayatıma karışmaz, benim ticaretime karışmaz. Sen kimsin, ben kimim? Bir damla meniden yaratılmış bir insan Allah'a kafa tutabilir mi? Habibim, kullarıma, ümmetine de ki, Allah'ı seviyor musunuz? Benim kullarıma öyle söyle, seviyor musunuz Allah'ı? Ne seviyoruz? Sizi sevmesini istiyor musunuz? İstiyoruz. Yol nedir peki? Al eline tesbih, Allah'ım beni sev, Allah'ım beni sev, Allah'ım beni sev demekle Allah seni beni sever mi? Sevmez. Yol nedir? De ki onlara, Habibim bana uyun. Benim talimatım ve tavsiyelerime göre hayatınızı şekillendirirseniz Allah sizi sever. Değilse Allah sizi sevmez. Peygamberden alınmayan bir hayat örneği Allah'ın sevmediği bir hayat örneğidir. O hayat örneğini Allah sevmiyor demek, o hayatı taşıyan insanı sevmiyor demektir.